itibardan tasarruf olmaz. Çok önemli. İlk başbakan olduğu dönemde Üsküdar'da bir apartman dairesinde oturan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şimdilerde tam 12 saray kullanıyor. Erdoğan, Osmanlı'dan kalan sarayların yanı sıra kendisi için de her yıl yeni yazlık ve kışlık saray yaptırıyor. Bütçeden saraylar için günlük milyonlarca lira aktarılıyor. Önce 12 sarayı tek tek ekrana getirelim, sonra ayrıntılara bakalım. İşte o liste. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkent Ankara'ya yaptırdığı ve halen kullandığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın, pardon, külliyenin yapım maliyeti çok tartışıldı. Harcanan milyarlarca dolar devlet sırrı sayıldığı için net rakamı kimse bilmiyor. Ancak uzmanlara göre en iyimser tahminle sarayın Türkiye'ye maliyeti 1,5 milyar dolar. Sarayda 1150 oda ve 65 büyük salon var. Bu kadar ihtişam yabancı talk show'lara bile konu oluyor. 1000 rooms. That is impressive because after 500 rooms, you must be straining to think of what to do with them. Cumhurbaşkanlığı sarayı günlük harcamaları, personel maaşları gibi konularla da gündemden düşmüyor. Sayıştay raporuna göre 2 milyar 818 milyon lira başlangıç ödeneği tahsis edilip sonrasında 2 milyar 133 milyon lira daha ekleme yapıldı. Yıl sonunda 5 milyar lirayı aşan bütçenin 3 milyar 919 milyon harcandı. Raporda saray için günde ortalama 10 milyon lira harcandığı belirtiliyor. Olsun, vatandaş kuru ekmek yiyebiliyorsa her şey yolunda demektir. Sarayın Sayıştay raporuna göre günlük harcaması 10 milyon TL. Yani her gün 10 bin esnafa daha 1000 lira verebilirdi. Sizler saraylarınızda, sarayda ejder meyvesi yiyorsunuz ama milletin çocukları bir portakala, bir mandalina hasret. Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde yapılan saraylardan biri de Gökova'da bulunan Okluk Koyun'da yapımı süren devasa köşk. Köşk, kesilen ağaçları ve talan edilen doğasıyla gündeme gelmişti. Okluk Koyun'da inşa edilen yazlık sarayının sadece yolu için 50 bin ağacın kesildiği biliniyor. Koydaki kumsalın beğenilmediği için 750 kilometre uzaktan kum taşındığı da yazlık sarayı hakkında bilinenlerden. Bin odalı sarayda oturuyor bakın, yetmiyor. Marmaris'te hala 300 odalı yazlık saray inşaatı devam ediyor. Van'daki saray inşaatı devam ediyor. Bir cumhurbaşkanı vatandaşından fedakarlık isterken önce ne yapar? Ben yazlık saray inşaatını durdurdum der. Ayrıca saray 65 hektarlık alana inşa edilecek. İçinde 300 oda barındıran sarayın 200 dönümlük arazisi koruma alanı olarak beton duvarlarla çevrilecek. Betonsuz olmaz ne de olsa. Elbette ki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yapım maliyeti gibi Okluk Koyun'daki yazlık sarayı içinde. Milletin cebinden toplam ne kadar para çıktığını öğrenemeyeceğiz. 31 Ekim 2017'de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, o güne dek 12 milyon lira harcandığını açıklamış ancak sadece klima masrafının 3 milyon lira olduğu ortaya çıkmıştı. Bitlis'in Ahlat ilçesinde ise başka bir sarayın yapımı devam ediyor. Elbette ki iktidar ve destekçileri oraya da külliye diyorlar. Ahlat Gençlik Külliyesi adıyla yapılan saray, 8000 metrekarelik bir alana inşa ediliyor. 30.500 metrekarelik alana ise peyzaj çalışması yapılıyor. Hangi ihtiyaçtan kaynaklandı? Yılın kaç günü kullanılacak? Bu sorulara elbette verilebilecek bir makul cevap yok. Ama şurası bir gerçek. Van Gölü kıyısına inşa edilen saray, bir gece yarısı torba yasaya dahil edildi ve oldu bittiye getirildi. Dahası söz konusu madde, Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmesine rağmen proje durmadı. Van Gölü kıyısındaki sarayın maliyetinin en az 125 milyon lira olduğu belirtiliyor. Türkiye'de insanlar açlıktan kendini yakarken Allah'ın aşkınıza Ahlat nereden çıktı ya? Okluk Koyu ve Ahlat'taki sarayların maliyetleri her ne kadar gizlense de 2021 yılı yatırım programına göre Cumhurbaşkanlığı Marmaris'teki yazlık saray 640.5 milyon, Ahlat'taki kışlık saray 99 milyon liraya mal olacak. Bu iki sarayın toplam maliyeti 740 milyon lirayı buluyor. Erdoğan ayrıca Osmanlı'dan kalan tarihi miras sarayları da kullanmayı ihmal etmiyor. Konuklarını tarihi saraylarda ağırlayıp toplantılar yapıyor.
Türkiye'nin her yerinde yükselen saraylar yeterince kendisini mutlu etmemiş olacak ki Erdoğan Kıbrıs Cumhurbaşkanı için de sarayda oturman lazım dedi. 5 dönüm bir arazi temin etmek suretiyle Cumhurbaşkanlığı makamını da orada süratle inşa edelim ve böylece Cumhurbaşkanlığı makamını da oraya taşıyalım. Beyefendi, kimin parasıyla Kıbrıs'a saray yapıyorsun? Kimin parasıyla? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre saraylar devleti diğer ülkelere karşı güçlü gösteriyor. Ancak halk aksini düşünüyor. Bizi de güya saraylarda sefa süren olarak göstermeye çalışmıyorlar mı? İşte orası artık sözün bittiği yere dönüşüyor. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.